Ben Ereğli'nin Beyerön köyünden Hayrola Çavuş'un oğlu İbrahim Aldemir'im. 47 doğumluyum, 1947 doğumluyum. Dedem Salih Hoca hacca gitmek için niyetlendi. Tedarikini ona göre yaptı. Bir gün babama geldi, dedi ki Hayrola, ben hacca gitmekten vazgeçtim. Babam sordu, dayı niye gitmeyeceğim diye. Dedi ya böyle böyle, ben bir rüya gördüm. Cırlağa'ya ben oraya hayrat yaptıracağım dedi. Ondan sonra o hayrat yapılan yer, orası kömür ocağıydı. Orada bir gelir su var. Cırlağa'ya denen yerde. Bu su yaz kış devamlı her zaman için akar. Hiçbir zaman kesildiğini bilen yok. Dedim orayı, orası dağın bir yüzünü bu kömür ocağını olduğu yeri köyün gençlerine o zaman Rasim Ağa, Abdüllemmi, Umar Çavuş'un Ali, ondan sonra Yakıp Çavuş'un Halil, bu gençlere Kurt Mustafa, bunları topladı. O sarıncı oraya ücretiyle kazdırdı. Sonra aradan tek bir mesafe geçmedi, bu sarınç yapıldı. Dağın bir tarafı kesme, bir tarafı da dolgu olduğu için yapıldıktan sonra bu sarış orada yerleşme yaptı. Yerleşme yaptıktan sonra akan suyu tutmadı. Birkaç sene böyle 30-40 sandık suyla kaldı. Ondan sonra tekrar o sarışın içine tekrar suladılar. Şimdi o sarıştan başka orada zaten su yok. Peki dayım, bu kömür ocağıydı diyorsun. Ne kömürüydü? Meşe kömürü mü yapılıyor? Meşe kömürü. Orada meşeleri zaten bizim dağımızın ormanını oralarda kesip kömür yaparak dağı yok etmişler. O vaziyette oranın kumunu omur bağlarından, Değirmen Boğazı'ndan eşeklerle, heybelerle kova kova kum getirir. Oraya başka türlü bir şey çıkmaz. Bugün zaten eşek de çıkmaz. O sarış şimdi bir o yörede o sarıştan başka suyu olan bir yer yok. Cırlağa'nın suyu hiçbir zaman kesilmiyor. En kurak dönemlerde dahi kesilme yok. Yani Babuş Hoca, deden Babuş Hoca. Babuş Hoca'nın hayratı olarak tanınır. Teknecik denen yer havada güzel bir yer. Eskiden ekilirdi oralara, bundur ekerlerdi, arpa ekerlerdi. Oradan yayla olduğu için biraz geç olurdu. Yalnız ekilen ekinin içerisinde adam yürüyemezdi. Çok muazzam bir mahsul alınırdı havada olduğu için. Genelde kundur ekerlerdi. O kunduru da şimdiki buralardaki kundurudan değil. Esas kunduru oydu. Şimdikiler kunduru değil. Kunduru olarak ekiliyor ama yoncalıklar vardı oralarda. Şimdi Teknecik'te kalınıyor muydu? Yayla mıydı? Teknecik'in içerisinde Ali Avşağ'ın yeri vardı. Hacı Mehmetler'in yeri vardı. Ondan sonra Naim'in yeri vardı. Oradan biraz kuzeye geçtiğim zaman orada da Örüce diye bir kuyu var. Bu kuyu çok meşhur bir kuyuydu. Oranın sokularını 15-20 kişi bir olmuş götürmüşler. Nasıl çıkardıklarını hayret edersin. Sonra bizim köylünün birisi bu kuyu kullanılmasın diye Bayram'ın oğlu Devriş mi ne varmış Konya'da, bu balyozla o sokuları kırar aşağıya kuyuya atar. Kuyuyu iptal etmiş o durumda, kimse kullanmasın diye. Başka önemli yerleri neler vardı şehrin, Tekneciğin önemli yerleri? Mesela Sivri'dir, Dumanlı'dır. Dede var. Öbür tarafında
bol lale, sümbül biten bir Neslim Harımı diye bir yer var. Oradaki biten lale bu yörenin hiçbir yerinde yok. O benekli laledir o. Boynu yeri. O benekli lale hiçbir yerde bitmez. Sadece orada bu Neslim Harımı'nda biter. Başka önemli yerleri tekneciğin, Sivri var benim bildiğim. Sivri var. Sivri'nin ismi olarak geçer. Yani bir meşhurluğu yok aslında da bu da o Örüce'nin bir semtinde Sivri denen yer. İşte şey olarak orası anılıyor. Duman Dede diye bir yer var mı? Ya, Duman Dede var da ben bilmiyorum orayı. Başka orada suya geçtim miydi? Davut Koyağı diller. Davut Koyağı'nın ileride Ulubel diller. Ulubel'de bir yörük mezarı falan varmış. Ben mezarı görmedim. Ulubel'deki o havlulu yer, o da Salih Hoca'nın, dedemin idi. Babamın muhtarlığı döneminde babam vergi verilmesin diye orayı şeyden silmiş kayıttan. Oradan biraz daha kuzeye geçtiğin zaman Çataldepe var. Bu Çataldepe'nin göğsünde Köselik diye bir kuyu var. Çataldepe'nin tepesinde zamanında asker oturulmuş. Oralar bizim Çatmadaş'tan bir hüdüt taşı geçerdi. Ören'in olduğu yer, Asar'ın olduğu yer şehirmiş. Aşağıya indiğin zaman Değirmen Boğazı dikleri yere aslında Değirmen Dere diyorlar. Orada su değirmeni varmış. O Çataldepe'de orası yüksek olduğu için orası asker gözetleme kulesi olarak kullanılmış. Orada askerlerin eğitim yaptığı eğitim alanları var. Yattıkları koğuşların hayatları var. Evet. Peki dayım bir şey merak ediyorum. Bu teknecikte su ihtiyacını nereden karşılıyorlardı? Kuyu mu vardı, sarnıç mı vardı? Teknecikte suyu Örüce'den karşılarlardı. Bu Salih Hoca'nın sarıncının olduğu yerde Cırlayık'taki o dağın taşın arasından gelen sudan temin ederlerdi. O suyu çok sert, çok tatlı, o kadar güzel Ege'nin ak suyundan üstün daha bir sudur. Peki bir de Ethem'in sarnıcı mı vardı? Arka tarafta bu dedemin sarıncından batıya doğru o tepeye çıkıp arkaya geçtikten sonra orada Ethem'in sarıncı dillerdi, sarınç var. Fakat o sarıncın su kaynağı olmadığı için yağmurdan gelen sulardan dolar. Onu da her sene yağmur olmadığı için bazı zamanlarda sarınca hiç su girmez. Fakat bu Salih Hoca'nın sarıncının suyu hiçbir zaman kesilmez. Devamlı aynı seviyede durur. O yörenin malını devamlı sulanandığı yer orasıdır. Ben Beyrön köyünden Hayrullah Çavuş'un oğlu İbrahim Aldemir'in